Burada bir format değişikliğine gittik. Bence gayet hoş oldu. Hani etkinlikler falan yaptık, deneyler düzenledik. Bilal açık dersler verdi. Gençlere işte dışarıda epey bir top oynadık, spor yaptık beraber. Ya bu format bence daha hoş, daha uygun. Çünkü sınıfları gezmek, ne bileyim hani gidiyorsun, çocuklar seni öğretmen gibi falan görüyor böyle. Hani bir şeyler soruyorsun, arkadaşı falan var. Cevap vermeye falan belki çekiniyor ama dışarıda veya işte deney ortamında falan olunca biraz daha birebir oluyorsun. Daha içli dışlı olabiliyorsun. Benim de ilk kitabısımdı. Neyle karşılaşacağımı bilmiyordum. Onun için bir beklentim aşırı yoktu. Ama gittiğimde çocuklarla beraber vakit geçirdiğimizde, onlara kitapları dağıttığımızda, oyun oynadığımızda, gelip bizi sınıfa götürüp hadi ders işleyelim, hadi şarkı söyleyelim dediklerinde o kadar hani mutlu oldum. Çok güzel vakit geçirdim. Urfa da çok güzeldi, çocuklar da çok güzeldi. Üçüncü kitap şimdi. Hepsine kıyasla, yani bunda da sorumluluk aldığım için tabii ayrı bir şeydi, tecrübeydi. Ama Urfa çok güzeldi. Ferhat'ın söylediklerine katılıyorum. Bu kitabımızın formatının farklı olması daha güzel oldu. Hani öğrencilerle daha çok vakit geçirdik. Biraz da öğrenciler samimiydi. Ya Urfa'nın güzelliği bana şöyle yansıdı. Türkiye'nin farklı bir yerine gittik. Türkiye'deymiş gibi geldi bana. Hani nasıl söylesin? Sanki farklı bir ülkedeymişiz gibi hissettim. Hani oranın insanının o kadar yerli olması, böyle doğal davranması, çekinmemesi, rahat olması çok güzeldi. Dışında arkadaşlar zaten emek gösterdiler, sağ olsunlar gerçekten. Yani ondan olmasa proje yürümez, ne olursa olsun. Şimdi şöyle, kitabımız gerçekten bence çok güzel bir projeydi. Her şeyden önce aslında o çocuklarla zaman geçirdiğimiz, dışarıdan görünen şey sanki o çocuklar bizden çok şey öğrenmiş gibi olsa da ben onlardan çok şey öğrendiğimi düşünüyorum. Ümit etmeyi öğrendim onlardan. Her ne olursa olsun ayakta kalmak için bir çabaları ve mücadeleleri vardı. Bunu beni çok motive etti. Elimizde o kadar çok imkanımız var ama biz hemen yılıyoruz, hemen pes ediyoruz. Onlar tüm imkansızlığa rağmen hala gidiyorlar ve hala buldular. Yani onlardaki pozitif düşü de çok hoşuma gitti. Bununla ilgili bir anım var mesela. Hamza diye bir çocukla tanışmıştım. Çocuğun babası erken yaşta görmemiş, babası vefat etmiş. Annesi tarlaya gidip çalışmak zorundaymış. O da tarlaya annesiyle beraber gittiği için ders çalışmaya zaman bulamıyormuş ve okula gelemiyormuş bazen. Ona rağmen hala ümidi var, hala ders çalışmak istiyor, hala bir şeyler yapmak istiyor, ailesini geçindirmek istiyor. Beni mesela çok etkilemişti. Hiçbir zaman pes etmiyor aslında çocuklar. Ve onların ilgiye ne kadar, ilgiye ve sevgiye ne kadar muhtaç olduklarını gördüm. Bu beni biraz üzdü aslında ama bir yandan da motive etti. Ne olursak olalım bence iyi insan olmalıyız. Mesleğimizi de bu yönde kullanmalıyız. Çünkü gerçekten bize ihtiyacı olan insanlar var. Onlara destek olmalıyız her zaman için. Bunları söylemek istiyorum. Benim ikinci kitabımda öncelik ama liseye girmiştim geçen sene. Bundan birazcık daha fazla etkilendim. Bu sebebi sanırım çocuklarla birazcık daha vakit geçirmem gerekiyor. En son biz yola çıkmadan önce çocuklar böyle bize gelip bizi bayağı bir darladılar, onlara bir şeyler yaptığımız için falan. Sonra bayağı yanımızda durdular, biz bir şey diyemedik, ölecek bir şey bulamadık herhalde. En sonunda işte bir saat oldu hala bize bir şeyler söylemediniz falan diye durdular. Bu sinemin dediği gibi ben de şey hissettim. Böyle o kadar ellerindeki imkansızlar ama kendilerine başka bir dünya kurabiliyorlar. Bu sene maç yapmadığım için çok üzüldüm. Ama gayet beni şey yaptılar, koşturdular böyle. En son kalenin üstüne çıkıp oradan şey saklamaya çalıştım ki yine de olmadı. Onlar benden daha zeki çıktılar. En son üstüme çıkıp böyle tişörtümü 2-3 tane şey XL yaptılar yani. Burada benim ikinci kitap üstümdü. Birinci kitaptan fazla bir şey anlayamamıştım. Çok şey yapamadım ama bunda bayağı bir sorumluluk aldığım için güzeldi. Çocuklardan bu kadar kesin net dönüşler alacağımızı, bu kadar hızlı dönüşler alacağımızı bilmiyordum. Bunda bir hikaye anlatmak istiyorum o yüzden. Biz deneyleri yaparken neden sadece suyla, ellerini suyla yıkamamaları gerektiğini, neden sabun kullanmaları gerektiğine dair de bir deney yaptık. Daha sonrasında el baskısı yaptıktan sonra oradaki öğrencilerden biri geldi, elimi ben nerede yıkayacağım diye sordu. Ben de çeşmeye yönlendirdim, git şu bahçedeki çeşmede yıka dedim. Ondan sonra ama orada sabun yok dedi bana. Ben de dedim ki bir şey olmaz, boya zaten çıkar. Sonra oradan başka bir öğrenci geldi, dedi ki ama hocam siz bize neden elimizi sadece suyla yıkamamamız gerektiğini, neden sabun kullanmamız gerektiği deneyini daha yeni yaptınız dedi.
birazcık bozuldum ama böyle bir dönüş almak da güzeldi. Demek ki gerçekten can kulağıyla dinlemişler bizi. Demek ki gerçekten yaptığımız şeyler işe yarıyor. O yüzden mutlu oldum. Her ne kadar rezil olsam da.